Merhaba sevgili seyircilerim, yaz mevsimindeyiz. Mevsimi gelince sebzeler ayrı bir güzel oluyor. Bugün kabak sandal hazırlayacağım. 200 gram kıyma ile hazırlanmış bir kabak sandal olacak. Güzel, böyle iç harcı, lezzetli. Üzerine beşamel sos ve kaşar peyniri. 4 tane efendim taze kabağımız var kıymetli seyircilerim. 4 kabağı şimdi içlerini boşaltacağız. 2 tane domates, 200 gram kıyma, 1 tane büyük soğan, 2 yeşil biber, 1 tane kırmızı, 1 tatlı kaşığı domates ya da biber salçası. Yeni mahsul soğan olunca ayrı bir güzel maşallah. O da gayet güzel görünüyor. Pul biber, maydanoz, baharatlarla tatlandıracağız kıymetli seyircilerim. Beşamel sosuna geldiğimizde 1 çorba kaşığı un, 2 bardak süt, biraz tereyağı ya da sıvı yağ, tuz, karabiberle birlikte güzel bir sandal hazırlanıyor. Bol sebze, az kıyma ile. Sevgili seyircilerim, kabakların içlerini çıkardık. Bakın böyle oyuklar oluşturduk. Sandalların içleri boşaltılmış oldu. Hafiften sadece burada böyle kabakların ihtiyacı kadar tuzunu veriyorum. Değirmenden karabiber kırıyoruz. Biraz da hafiften zeytinyağı gezdirip önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına gönderiyorum. Kabaklar orada böyle bir 10 dakika kadar pişerken biz o sırada hemen soğan, ondan sonra biber, domates, kıymalı bir harç hazırlıyoruz. Ve harcımızın içerisine içinden çıkan kabakları minik minik doğruyorum. Bu iç harcın içine dahil ediyorum ki hem vitamin hem de malzemeden bir kayıp vermemiş oluyoruz. Evet, fırınımız şu anda hazır, bizi bekliyor. Fırına gönderiyorum ve iç harcımızı hazırlıyoruz. Yaz tatlı, yaz lezzetleri Oktay'dan gelmeye devam ediyor. Kabak sandal fırına gidiyor. Sevgili seyircilerim, zeytinyağında kıymamızı kavurmaya başladık. Kolay açılabilmesi için birazcık su veriyoruz. Kaşığın ters kısmıyla ezerek kıymamızın birbirinden ayırıyoruz. Ayrıldıktan sonra biraz kavrulunca içerisine bir tane büyük boy soğan koydum. Küçük olursa sayıyı ikiye çıkarabilirsiniz. Şimdi soğanını veriyorum. Ve burada lezzetli olması için ve soğanın güzel pişebilmesi için hemen tuzunu ilave ediyorum. Evet, tuzunu verdim. Burada zeytinyağı, kıyma, soğan birlikte kavruluyor. Biberleri doğruyorum. İçinden çıkan kabağı doğruyorum. Sandallarımız da fırında pişmeye devam ediyor. Sizler de kanalıma abone olup bana destek oluyorsunuz. Çok teşekkür ederim. 1 milyona az kaldı. Hep birlikte büyüyoruz inşallah. Seyircilerim, kabak sandalımızın iç harcı hazırlandı. Kıyma, kabağın içi, soğan, domates, biber, salça, Allah ne verdiyse tadını kontrol edin. Tuzu eksikse tuzunu ayarlayın. Pişiriyoruz. Şimdi o beklerken kabaklarımız da fırından geliyor. Kabaklar %80 pişinceye kadar fırında tutuyoruz. Kıymetli seyircilerim, gel canım. Oo, çok sıcak. Bakın görüyor musunuz? Gayet güzel. Şimdi o %80 pişsin. Ondan sonra da üzerine beşamel sosu gelecek. Şimdi burada hazırlamış olduğumuz kıymalı harçtan bakın kaynamaya devam ediyor. Görebiliyor muyuz? Kaldıramıyoruz, görebiliyor muyuz? Göremiyoruz, tamam. O zaman bir kaldıralım. Öyle görelim. Cam kapta olduğu için kaynama devam eder kıymetli seyircilerim. Durdu. Özür dilerim. Zaman kaybetmeyelim. İşimize devam edelim biz. Evet efendim, şimdi burada kıymetli seyircilerim içine normal karnıyarıkta olduğu gibi dolduruyoruz. Üzerine bir beşamel sos yapacağız. 4 kabak ile hazırladım. 8 porsiyon çıkmış oldu. Kıymetli seyircilerim, yanında güzel pilav güzel gider. Cacık iyi olur bunun yanında. Ben maydanoz koydum. Dereotu sevenler içerisine dereotu koyabilirler. Evet, hepsini dolduruyorum. Ondan sonra un, süt ile bir beşamel sos hazırlıyor. Ve buradaki kıymalı harcın üzerine veriyoruz. Kaşar peyniri bir kez daha fırın yolculuğu olacak.
Sevgili seyircilerim, beşamel sosumuz kaynadı. Bir çorba kaşığı un, iki su bardağı süt, tuz, zeytinyağı, karabiberle birlikte sosumuzu hazır hale getirdik. Şimdi kıvamını hemen sizlerle paylaşayım. Bakın görüyor musunuz? Akıcı. Bu akıcılıkta olan bir sos olacak. Ve şimdi kabaklarımız dolduruldu. Üzerine bismillahirrahmanirrahim. Şimdi sostan veriyorum. Sevgiyle sostan böyle gezdiriyoruz üzerine. Beşamel sosuyla bütünleşen kabakların üzerine bir de kaşar peyniri rendesi verdikten sonra fırın yolculuğuna çıkıyor. Sizler de kanalıma abone olup bana destek oluyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri çok seviyorum. Sevgili seyircilerim, kabak sandalımız fırından geliyor. Gel bakayım canım, sevgiyle geliyor. Aman ya Rabbi, bu ne kadar da güzel olmuş. Bakın görüyor musunuz? Kaşar peynirleri erimiş, aynı zamanda kızarmışlar. Efendim, ilk sıcaklığı çıktıktan sonra servis vakti diyoruz. Ailenizin aşçı soktuğu usta yaz lezzetleri hazırlamaya devam ediyor. Lütfen desteğinizi kesmeyin. Instagram'dan, Facebook'tan, TikTok'ta, YouTube'da, bütün platformlarda yemekler hazırlamaya çalışıyorum sizler için. Hoşça kalın, sağlık kalın. Allah'a ısmarladık efendim.